Gel babam tez buraya, of of mihrabım. Ne yapsan iki keçi, ne yapsan iki keçi. Denizde balık oynar, karada mihrap oynar. Gel babam tez buraya, of of mihrabım. Bekleye Kadir dayım, bekleye Kadir dayım. Kaptanın kızı Hamsi. Bildin, bildin. Kız sen okula gitmedin mi? Okuldan geliyorum Kadir dayı, babamın selamı var. Bak kendime yapmıştım, kısmet sana. Mis gibi kokuyor. Hop hop oraya oturma, orası babanın. Geç şöyle. Geldim. Benim de babana iki çift lafım var. Bizim de evde misafir var. Maşallah maşallah. Ya niye gelmiyor, tekneyi boyayacaktık. Biz de fırına buğulama koyacaktık. Çok tutman içeride kurur. Az tutman canlı kalır, bozulur. Hele sen tazelerden seç. Babam nasıl olsa gelir seni bulur. Kaptanın canı sağ olsun. 3-5 balığa etmesin kahır. Gözüne bakmadan yiyin balığı, yoksa alınır gavur. Ben gidince derim şimdi babama. Kadir dayı kahırlanıyor diye. O da hemen gelir bulur seni. Ya tekneyi boyayacaktık Hamsi. Söyle çabuk gelsin. Tamam. Hadi ver bir an önce balıklarımı da gideyim. Tamam hemen hazırlayayım. Gel 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 balığa gel. Levrek levrek bak bak bak. Levrek bu levrek. Paşa paşa. Mis mis. Oh. 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 Al kızım hadi. Haydi bakalım. Ya tekneyi boyayacaktık Hamsi. Söyle babana çabuk gel. Söylerim söylerim. Babam kokulu Kadir dayım. Oh, hadi rastgele. Selametle. Rastgele. Tekneyi boyayacaktık be kaptan. Yarım kaldı. Gel artık. Yüzme kursuna gideceğiz. Geç kalıyoruz pudra şekerim. Tamam ama bu sefer kursta yanımda kal, olur mu? Biliyor musun? Dalmayı öğrendim ben. Aferin benim minik balığıma. Seyretsene beni. Bugün gelmesem olur mu? Yarın gelirim. Bugün seni kursa bıraktıktan sonra dedenin mezarına gideceğim. Olur mu? Tamam ama uyanayım bir iyice. Uykum geçmiyor. O zaman uykunu biraz kovalayabilir miyim? Hadi bakalım kovduk uykuyu. Hadi kalk bakalım. Kalk. Hadi ben de ablana bir bakayım. Peluşum, güzel kızım, seni doğuralı 21 yıl mı oldu? Ne çabuk geçti. Artık bana kızmasan,
böyle yine tatlı tatlı sarılsan. Of Pelin, of. Aman be babam. Yine otlar fışkırmış buralardan. Bereketli adamsın be selam. Kader işte. Kızımın doğum günüyle senin ölüm yıl dönümün aynı gün. Hayat orada da pis şakalar yapmaya başladı bana. Gece senin kadim dostun balıkçı Kadir dayıyı gördüm rüyamda. Tekneyi boyamaya çağırıyordu seni. Ona da malum mu olmuş nedir ölüm yıl dönümün? Öldüğüne inanmasa da. Ben iyiyim, iyiyim. Ahmet çekti gitti. Biz de çocuklarla beraber evimize geri döndük. Aa, senin bu gizli meze defterini buldum. Baba, dar günde o kadar iyi geldi ki, o kadar işe yaradı ki. Sağ ol. Maksut desen, maksut işte. Ne olsun. Sadu da iyi, iyi. Merak etme. Sağlığı yerinde. Onunla durumumuz zaman aşımına uğradı artık. Yeni bir sayfa açacağım hayatım. İşte böyle. Keşke sen yanımda olsaydın. Sen yanımda olsaydın belki de bu kadar büyümezdim. Ağlamayacağım. Biliyorum ki sen çok üzüldün. Ağlamayacağım. Her yengele yığdı bunları buraya sanki başka yer kalmamış gibi. Kalmadı oğlum. Bir kulağımızın arkası kaldı. Nilüfer yengen sayesinde içimiz dışımız düğün oldu be. Amca düğün demişken ben düğüne birini getireyim diyorum. Getir. Yalnız senin bildiğin biri. Ben bilmiyorumdur oğlum. Tanıştırmışındır. Ben de he he deyip geçip gitmişimdir. Baştan söyleyeyim hatırlamam yani. Mihrap ablanın kızını getireyim diyorum da. Ne? Nereden çıktı lan şimdi Mihrap'ın kızı? Ha? Ben sana o kız fazla demedim mi? Hem sen ne ara kaynaştın bakayım Mihrap'ın kızıyla? Yok amca daha kaynaşmadık zaten. Daha. Yani kız şu an bana küs. Hani ani bir manevrayla nefreti aşka dönüştüreyim diyorum. Nasıl olacak o? Şu an strateji aşamasındayız. İşte teknik ekibi toplayıp ortak bir paydada buluşacağız inşallah. Hey aslanım benim be. Avrupa gezmiş, üniversite görmüş kızı kahveci bıyık ve bakkal Hüseyin'in aklıyla mı ayarlayacaksın? Amca niye öyle diyorsun ya? Onlar benim kurmaylarım. Aferin oğlum sana. Nilüfer yengene söyleyeyim sana tek kişilik davetiye yazsın. O ne lan o? O önemli şey değil ya. Açık öğretime başvuracağım da. Vay. Okuyacaksın mı? Yani okuyayım diyorum artık. Biraz eksik kaldık gibi geldi. İyi. Aferin. Ne okuyacaksın? İşte felsefe düşünüyorum. Ne yaparsın işte aşk iyileştiriyor adamı. İyi. Bakalım aşk bizi iyileştirecek mi? Yoksa hepten çökertecek mi göreceğiz inşallah. Borsayı benim gibi okuyan yok. Kardeşine güven. Dur bir saniye bir toplantım var ben seni arayacağım. Günaydın canım bakkalım Hüseyin. Bugün benim için ne güzellik hazırladın bakayım. Sıcak sandviç, soğuk sandviç ha? Bugün senin için hiçbir şey hazırlamadım. Mihrap abla hesabını ödedi kapattı daha da açılmasın dedi. Ne diyorsun sen ya?
Aç mı kalayım ben? Açlıktan kuruyayım mı? Şekerim düşsün, bayılayım mı şurada? Ha? Bugün bir Ebru Şallı bile kahvaltı yapıyormuş, televizyonda söyledi Hüseyin. Ben sana kahvaltı yapma demiyorum. Yap. Yap ama parasını öde. Mirab abla yazılmasına karşı. Ya çok ciddiye alıyorsunuz şu ablamı ya. Nedir ya ablan? Mirab abla. Anam! Günaydın Hüseyin. Senin şu güzel peynirinden biraz da sele zeytinden tartsana. Her zamanki kadar olsun. Köyden yumurta getirdim küçük bey için. Vereyim birkaç tane kahvaltılık. Küçük bey derken bizim ayı Maksud'u kastediyorsan hiç gerek yok. O kahvaltısını direkt kümes yiyerek yapıyor. Ha, ben Maksud dedim de sen gördün mü buralarda? Eve dönmedi mi? Yoo. Gerçi içeriden çıkmıştır ama henüz eve teşrif etmedi. Bir yerlerde takılıyordur hınzır. Gelmesin de zaten canım. Ah, ben de o yokken diyorum ki gülümsere gideyim de kızı Asuman'ı Maksut'a isteyeyim. Aa, Maksut'a mı? Tabii canım. Gıyabında da bir de nişan takarız. Diyorsun. Dedim bile. Asuman iyi kız, hoş kız, alımlı da. Gülümser de kızını dünden vermeye razı. Hop, takarız yüzükleri. Asuman'ı Maksut'a yapmış oluruz. Oh, nefis olur. Vakit kaybetmeden de basarız düğünü. Asuman da telli duvaklı gelin olur. Yerleşir bizim eve. Şöyle kocaman bir oda yaparım onlara. Karı koca bir ömür boyu yuvarlanıp giderler. Nina, gelme üstüme. Gelme üstüme. Ya sen niye benim üstüme geliyorsun böyle ya? O Asuman var ya, beni yemek niyetine yer, öyle yemeğinde zeytinyağlı tabağı yapar yer beni. Maksud, kaç gündür neredesin sen? Buralardayım ben. Ya bu ablam ne yapıyor? Şu dükkanı nasıl çeviriyor diye merak etmiyor musun ulan? Abla biliyorsun benim öyle meraklı bir kişiliğim yok yani. Ben merak eden bir kişiliğim. Ben dedikodu bile yapmam abla, biliyorsun beni ya. Sen şimdi Hüseyin'in yanında seni iyice bozmayayım. Çık dışarı, çık. Ya abla. Bak abla, yani bak, açıklamam gerekirse. Yok canım, açıklaman gerekmiyor. Dayağını yiyeceksin, konu kapanacak. Bu ne, döve döve beni aptal olmuş olabilirim. Böyle bir ihtimal var yani. Yok canım, olaylar öyle gelişmedi. Sen zaten süzme salaktın, dayak sonradan geldi. Öyle ıslak köpek gibi bakma bana. Zaten sabah babamın mezarına da gelmedin. Abla yüzüm mü vardı, nasıl geleyim ya? Maksud, sen ne zaman adam olacaksın? Oğlum bu kadar derdin içinde bir de seninle mi uğraşacağım ya? Hadi yürü yürü. Abla işte ben de böyleyim, ne bileyim ya. Yürü. Sarıl. Neşeyim. Kapalı ortamda çift etkilisin Maksud. Vallahi kokarca gibisin. Hadi bir an önce banyoya gir de kırklan. Hatta bence derhal. Ben de pelin kuşuma güzel bir prenses kahvaltısı hazırlayayım. Abla bana da bir yarım ekmek arası peynir domates boğsana ve gözünü seveyim hadi. Ben seni küvette boğmadan sen bir yıkanıp insana dön önce. Abla... Şimdi aç banyoya gireceğim. Zafiyetten bayılmam inşallah. Pelinim, prensesim. Kahvaltı hazırlıyorum. Hadi uyan artık. Dayım banyodan çıkarsa aç kalma tehlikem var. Hadi. Uyanmayacağım işte. Uyanmayacağım. Pelin. Baba. Sarılmayacak mısın?
Canım, 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 canım. Doğum günü güzeli. Hadi kahvaltıya. Hadi güzel kızım. Yemeyeceğim, canım istemiyor. Aa, senin için hazırladım. Anneni kırma güzelim, hadi. Yememe ve susma hakkımı kullanıyorum. Bak, baban yüzünden böyle davrandığını biliyorum. Ama birlikte konuşursak... Konuşmayalım. Konuşalım, konuşalım. Bak, o boşanma belgesini niye imzalamadın biliyor musun? Biliyorum. Sırf el aleme hesap vermemek için, gurur yaptığın için, boşandı dedirtmemek için imzalamadın. Öyle gurur falan yok ortada. Babanın işleriyle ilgili sorunları vardı be kızım. Sen de kendi bencilliğin için daha büyük sıkıntı yarattın. İmzalamadın kağıdı, boşanmayı kendine yediremedin. Babam da kızdı gitti işte, her şey ortada, tamam biliyorum. Of Pelin, of, her şeyi anlamak istediğin gibi anlıyorsun be kızım. Biz babanla konuştuk, bana kızgınlığı falan yok. Tamam bak, artık seni duymuyorum bile. İstersen kendini daha fazla paralama. Aç o güzel kulaklarını, dinle beni. Bir gülümser eksikti bu evde. Ay, şimdi lafı döndürüp dolaştırıp kiraya getirecek. Deli olma Mihrap, aklını kullan. Ay, nereden çıktı şimdi bu be? Mihrap abla benim, ben. Asuman. Ay vallahi annem değilim. Heh, içim rahatladı. Su serpildi yani. Vallahi bunları aynı sepete koyup hastanın önüne bırakıp kaçacaksın. Of, bu ne ya? Ay Mihrap abla, evdesin sen değil mi? Yok Asumancığım, ben birkaç yere uğrayıp sonra geleceğim eve. Sen de istersen daha sonra gel. Ben o sırada belki evde olmuş olurum. Ay ilahi Mihrap abla. Ne mutlu ki kapıyı açtığımızda kimin geldiğini görebiliyoruz. Sen daha kendine gelememişsin belli. Ay hiç sorma Asuma. Öyle bir yerdeyim ki ne karanfil ne kurbağa. Hayırdır Asuman? Gelişinde bir mana seziyorum. İyi misin sen abla? Böyle bir şiirsel, acılı, buruksun. Ay bana anlatmak ister misin? Zorlamayalım istersen. Kısa yoldan halledelim. Maksutumu merak ettin. Ay kısmen öyle, kısmen rutin gelişlerimden birisi diyelim. Ha, o zaman rutin bilgiyi hemen veriyorum. Maksut ortaya çıktı, Kürkçü dükkanına döndü. Rutin yani. Ay çok sevindim. Ha, başka eklemek istediğin bir şey var mıydı Asuman? Zira derdim başımdan aşkın. Acılar paylaştıkça, sevinçler çoğaldıkça. Ay neydi? Bak toparlayamadım, gördün mü? Daha iyi, daha iyi. Susalım. Olayı şöyle toparlayabiliriz. Boşa koysan dolmuyor, doluya koysan almıyor, kırıp atsan depozito falan filan, işte öyle bir sıkıntı. Of, ne yapacağım bilmiyorum. Ay Pelin kuşum, nereye? İş bulana kadar okula gidiyorum. Ayrıca şu soruya cevap veriyor oluşum artık konuşuyoruz anlamına gelmez. Ay dur tahmin edeyim. Tipik ana kız gerilimi. Ortada bir sorun var ve kuşak çatışması yüzünden kapışma yaşanıyor. Of Asuman, ne olur 2 dakika sus be kızım. Ay dur abla, ben sana şöyle bir acı bir kahve yapayım da kendine gelsen, sakinleş. Abla ya, sen benim peştemalimi mi yıkadın ha? Böyle obez pembe pantere döndün, bu ne ya? Anne! Evet Asumancığım,
Eğlencemiz bitti. Bak bugün çok işim var. Öyle kahve olayına falan girmeyelim de. Pelin'in doğum günü. Dükkanda hazırlıklar, pasta masta yapacağım. Sana da kusura bakma, yuvana dön artık diyorum. Abla. Dur, ben de yardım edeyim ne olursun. Ay, belki bir işe yararım. Yalvarırım abla. Ay, abla yok. Ne olursun. Ay yok dedi mi ne be. Ay tamam be, tamam kalk. Devam, yardım edeceksen et. Eğilip bükülmeye ne gerek var? Ay tamam. Bir üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Az kalsın sakata geliyorduk ya. Ben esvapları burada mı döküldüydüm? Pantun nerede benim? Bu ne ya? Seni affetmeyeceğim anne. Pelin, ne yaptın yeğenim sen? Biz mutlu bir aileydik. Senin saçma gururun yüzünden kuru bir yaprak misali dağıldık. Gidiyorum senden. Bu evden. Bu anlamsız bencil hayattan. Garip mahalleden gidiyorum artık. Olmaz. Dayın böyle bir şeye müsaade etmez. Yok. Yok. Ablam. Acılar. Yok. Bir şey yapmam lazım. Mirap abla. Suyu getirdim abla. Tamam tamam. Ne bağırıyorsun? Mirap abla. Tüm mahalleyi başımıza toplayacağız. Sanki başımızda dert yok. Mirap abla. Ne sırıtıyorsun? Hem ne bağırıyorsun? Şuraya suyu koy. Koy koy. Bırak. Savuş. Abi 5 lira. Üstümde bozuk yok. Sonra alırsın. Eski birikmişlerle 45 lira oldu borcu. Kaçıyor muyuz kardeşim? Öderiz ya. Hadi yürü git. Oha ne yaptım ben? Üstüm. Pelin. Allah'ım lan Maksut bu. Kaderimin oyunu bu. Pelin. Ne var Ali? Bende bir şey yok da sende ne var ne yok? İşim gücüm var, uğraşamayacağım. Dur. O zaman ben de uğraştırmayayım seni, hemen konuya gireyim. Mesela nereye gidiyorsun? Gittiğin yere ben gelebiliyor muyum ya da böyle elinde çiçekler falan kişisel bir ziyaret mi yoksa romantik bir buluşma mı? Sana ne Ali? Sana ne? Aşk olsun. Elinde çiçeklerle dolaşan huysuz ve de tatlı bir kıza hiç yakışmıyor bu söylemler. Dedemi ziyarete gidiyorum mezarlığa. Bugün ölüm yıl dönümü. Tamam mı? Mutlu musun? Rahatladın mı şimdi? Pardon ya. Ben sandım ki... Ne sandın? Ne sandım? Açıkçası şu an detaylı düşünmeye fırsat bulamadım. Anlık bir merak diyelim. Tamam, merakın giderildiyse sen yoluna ben yoluma. Hoşça kal düşman beldenin yaman güzeli. Abi, Nülüfer İngi aradı. Ne dedi? Sana bir sürprizi varmış. Neymiş sürprizi soraydın? Abi sordum, sürpriz söylenmez dedi. Sen ne dedin? Haklısın yenge dedim. O ne dedi? Vallahi sürprizin söylenmemesi konusunda yengeyle mutabık kaldık abi. Lan hıyar, ben niye telefonu çağırmadın? Abi yine kavak bana patladı ya, Allah aracıyım ben. Oho! Abi. Maksut. Hayırdır, hamama mı? Ya bir durun ya. Abicim çok yakışmış he. Bir pembe bordoz erkeğe bu kadar yakışır mı be? Bunu bir dinleyin değil mi? Abi istersen benim kuaföre uğra hamamdan önce. Önce bir dinleyin, dinleyin. İnsanları dış görünüşüyle yargılamayın. Pelin yok ya. Bırakmış bir veda mektubu gitmiş. Kayıp, acım büyük. Nasıl ya? Bana bak, abuk subuk sorular sonra bitiririm seni ha. Durum ciddi galiba. Ali, Pelin kayıp. Veda mektubu bırakmış gitmiş, ablamın haberi yok. Allah Allah. Ben onu gördüm az önce. Nerede gördün?
Dedesinin ölüm yıldönümüymüş. Mezarlığa gidiyorum dede. Ha, hakikaten bizim rahmetli pederin yıldönümü. Tamam. Abi dur. Nereye gidiyorsun böyle? Durum acil diyorum sana. Bir delilik yapabilir genç kız bu ya. Ya mezarlık, bornoz falan bana biraz sakat geldi yani. Olmaz abicim. Yani. E var mı bir önerin? Ha? Bık 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 konuşuyorum, var mı bir önerin? Yok. İyi. Sen kalk bakayım ayağa şöyle. Kibet. Yan yana durun bakayım. Buldum galiba. Soyun. Değiştireceksiniz. Yok abici, olmaz öyle şey. Ben çalışıyorum burada ya. Kıyafet lazım bana. Saçmalama bu. Saçmalama bu. Ya bak ölüm gidecek mezarlığa. Abi dur, soymayacağım da ne zaman soyacaksın oğlum? Tamam karışmayın, tamam bağırmayın ya. Vereyim de bir şartım var. Ben ayak konusunda çok hassasım. Ayakkabılarımı vermem. Bunda ya da mantar mı var? Ne var? Pis, ne oldu belli değil. Tamam ya, onun çözümü bende. Hadi. Hadi gel. Asuman, sana verdiğim şansı iyi değerlendirebilmen için soğanlardan başlamanı istiyorum. Ay, heyecan verici gerçekten. Şimdi bütün bunların hepsini ben mi doğrayacağım? İnanamıyorum. Oo, Asuman, sahalara inmişiz, hayırdır. Ay, benim de bir canım var, ben de insanım Besamet. İstedim ki bir işe yarayayım. Eline de yakışıyor kız, aferin. Aman tamam ama, hadi gevezeliği bırakın, işimize gücümüze bakalım yahu. Daha Pelin'in pastası için malzeme eksik. Şuradan un alıp geleceğim. Pastayı ben yapayım abla. Pelin'imin hayatını tehlikeye atamam canım. Abla, güler yüzünde bir problem mi var acaba? Var canım, var. Pelin kuşumun doğum günü pastasını üfleyip ona şöyle sarılıncaya kadar o arıza devam edecek. Söyleyeyim, ben gittim. Oo, terlikler de çok yakıştı ha. Çekme, yırtacağın lazım. Ya sanki preslenmiş gibi oldum ya. Yok yok, vallahi on numara oldu. On numara tarama neyse. Ver şu mektubu, ver. Bugün ne giysem jürisi oldunuz lavuklar. Hadi gidiyorum ben. Abi dur, ben de gidiyorum. Hadi selametle, göreyim sizi. Hüseyin, sen de benim çay bahçesine sahip çık. Bu şekilde dışarı çıkamam. Ya yeter gülmeyi arkadaş. Başka işiniz gücünüz yok mu sizin be? Tamam tamam. Kedi suratına bak. Sadoş aşkım. Ne haber canım? Nilüfer. Selim'e ne öyle bir takım sürprizler müprizler yapacağım diye laflar etmişsin? Bak baştan söyleyeyim, ben öyle sürprizli işlerden hoşlanmam ha. Her şeyi önceden bileceğim, sonra ters bir tepki verebilirim. Sadoş'um, kötü bir şey değil ki. Yani ben öyle bir şey yaptım ki inanamayacaksın. Düşünsene, Sado balığın enfes lezzetlerini bütün dünya tanıyacak. Hindistan'da, Singapur'da, Christian Amanpur'da, orada burada şurada her yerde şubelerimiz olacak. Bir dakika, şube derken anlamadım Nilüfer, yani ikimizi kastediyorsun değil mi? Tabii ki yani, başarımızın meyvesi olarak ben de senin her şeyine ortak olacağım aşkım. Ne yaptım biliyor musun? Dünyaca ünlü bir gurmeyle konuştum. Perde Paksöz buraya gelecek biliyor musun? Reklamımızı yapacak. Bir dakika, ben niye tanımıyorum bu dünyaca ünlü Pertev'i? Dünyaca ünlü de o yüzden tanımıyorsun hayatım. Sen kendini dünyaya kapattığın için haberin yok tabii hiçbir şeyden. Neyse neyse, lafı uzatmayayım hayatım. Çocuklara söyle ne olursun, ona göre bir menü hazırlasınlar. Ne olursun hiçbir eksik olmasın, tamam mı? Bir de ben gideyim bu arada, saçımı başımı toplatayım hayatım. Baksana saçım başımın haline. Hadi sonra görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Bay bay. Her işimiz bitti. Bir Pertev'imiz eksik kaldı. Asuman, kızım elindekileri bırak. Şimdi mikseri çıkar. Pasta malzemelerini çıkar buraya. Bir an önce karmaya başlayayım. Samet oğlum, sen de şu midyeleri ver bana. Hadi. Midyeler? Ver ver ver. Al ablacığım.
Şöyle şu tezgaha da bir güzel siliver. E abla dün sildim ya. Her gün silinecek. Hayırlısıyla şu Pelin'in doğum gününü kutlasak. Ana kız birbirlerine sarılsalar biz de rahatlasak. Asuman sen de bakma, çıkar şu mikseri. Karıştır balıkları. Ne haber Mihrap? Ne varsa da bir şey mi diyecektin? Hayırlı işler kolay gelsin gibi iyi niyetli esnaf lafları edecektim ama bakıyorum pek meşgulsün. Sağ ol, sana da hayırlı işler. Mihrap bak ne diyeceğim. Bu balık tezgahı meşakkatli iştir. E sen biraz ehli keyif bir hanımefendisin değil mi? Şimdi kılçık parmağına batar, solungaç bir yerini keser, neme lazım? Sen beni zerre kadar tanımamışsın be Sado. Değil burada balık tezgahı. Balina tezgahı olsa bana vız gelir tırıs gider. Sen kendine dert etme. Mihrap, ben seni iyi tanıyorum da... lakin sen de benim nasıl bir adam olduğumu unutmuşsun galiba. Sana şahitlik yapayım dedim, istemedin. İstemiyorsan evlenmeyeyim dedim. Hani utanmasan neredeyse düğünüme gelip nikah şahitliği yapacaksın. Ne diyorsun sen be? Ne yapsaydım? Bak ne olursa olsun hala hazırda ben evli bir kadın. Sen de nişanlısın. Bundan sonra ne senden bana ne benden sana bir şey olmaz. En iyisi dost kalalım. Mihrap, o senin dediğin ancak eski Ümit Besen filmlerinde olur. Bir zamanlar sevgilim dediğim kadına dost kalalım, arkadaş kalalım gibi entel dantel işler bana gelmez. Bana bak Sado. Benim savaşım hayatla. Sense kendinle savaşıyorsun. Kendi içinde kavga ediyorsun. Aramızdaki fark burada. Kendinle barış. Bana da daha fazla gölge etme. O kadar. Yani gölge etme başka insan istemem diyor öyle mi? Yalnız şunu iyi bil Mihrap. Böyle karşılıklı iki balık tezgahı aynı yerde olmaz. Bunlardan biri elbet yıkılır. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Mihrap abla. Ay sen mikser derken neyi kastettiydin? Kızım bak sana daha basit bir görev vereyim istersen. Emre'ye git bu yüzme kursundan alıp gel. Hadi güzelim. Ay olur valla ben hemen gideyim. Sonra da bize götürürüm onu. Valla fena olmaz. Hadi kızım. Hayırdır patron? Bir manifesto havası var galiba yine. Beni iyi dinleyin. Bundan sonra duygulara yer yok. Şiirsel bir takım havalara mamalara falan yer yok. Yanık türkülere, şarkılara yer yok. Duymayacağım lan bu dükkanda. Ölümüne çalışacağız artık. Savaşı kaybetmiş bir ordu gibi toparlanıp cesaretle yeniden savaşacağız ve kazanacağız. Hiç durmadan. Gerekirse kapatmayacağız. Sabahlara kadar çalışacağız. Anladınız mı? Ama yok Sadu abi. Benim önümü kesiyor. Ben başka yerlerde arayış içindeyim diyen varsa basıp kessin kapı burada. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı patron, anlaşıldı. Hadi bakalım. Tamam o. Hayırlı işler. Aa Berat'cığım bugün midye istemiyoruz. Sen git Sado'ya sat. Hayırdır abla kek mi yapıyorsun? Hı? Çok severim ben bunu böyle yemeyi. Biraz tadına bakayım. Aa çek elini be. Pelin'in doğum günü için hazırlıyorum onu. Pardon abla ben kaptırmışım kendimi. Size mutlu yıllar o zaman. E madem böyle bir organizasyona girdiniz ablacığım, niye benden midye almıyorsun? E bugün midye istemiyorum diyorum ya. E git Sado'ya sat.
Ablacığım, midyesiz doğum günü organizasyonu nerede görülmüş ya? Bu esnafa bir haller oldu ya. Bak giderim ha. Berat git. Gidersem gelmem bir daha abla. Berat sinirlerimi bozma. Git oğlum git. Peki gidiyorum. Bak gelmem vallahi abla bir daha. Vallahi kafandan aşağı geçireceğim şunu he. Tamam kızma ablacığım gidiyorum. Emin misin abla bak bir daha düşün. Vallahi tependen aşağı geçiyorum. Tamam gittim abla. Deli mi ne? Şuna bak. Pelin'in doğum günü için çifte organizasyon yapılıyor ve benden midye alınmıyor. Pelin'in doğum günü müymüş? Evet. Mihrap abla pasta yapıyor. Valla Berat koçum, bizim o konuyla bir alakamız yok. Biz başka bir organizasyon yapıyoruz. Sadu abi. Hop. Abi gel bakayım nasıl olmuş? Vallahi bence çok güzel ha. Bak abi. Güzel. Bir tek disko topu eksik. Abi, Apı'ya söyleyeyim hemen gidip alsın gelsin. Saçmalamayın lan. Ne o lan? Tek kaş. Acıklı acıklı bakıyorsun, cehennem gibi kararmışsın. Bak baştan söyleyeyim, artık dükkanımızda trajedi ve duygusallığa yer yok. O işler bitti. Yok abi ya, bu öyle bir şey değil. Nasıl bir şey? Ticari kariyerimi sorgulamam gerek galiba. Stratejik hata yapıyor olabilirim. Aferin, ticarette hata yaparsan yanarsın. Ben sana bir ticari kariyer yapayım var ya, hayatın kayar hayatın. Ay sandaşım. Vallahi çok güzel oluyor ha. Ya eksikler var, var ama yani işte budur, budur. Abi, kariyerinin arkasındaki gücü çözdüm. Kırmızı halı da gerçekten çok zekice. Ay sinek huzur, seni. Anladın değil mi benim fikrim olduğunu bunun ha? Aferin, vallahi takdir ettim yani. Yengeciğim, parlayan zeka ışıldar. Sadoş'um, ya diyorum ki şu iki tarafa böyle meşaleler koysak çok güzel, otantik bir şey olur yani ha? Yananlardan mı? Abi, meşale zaten yanan bir şey. Yok ya, sana fikrini soran oldu mu lan tek kaş? Yananlardan mı diyor? Ay yananlardan Sadoş'um tabii. Ay böyle çok değişik bir hava katar valla. Diyorsun. Nilüfer yenge, ben de balonların siparişini verdim. Şişirilmiş gelecek. Kasın. Saçmalamayın lan. Balıkçının dükkanında balonun ne işi var? Ay ne demek ne işi var Sadoş'um? Yani adettendir bir kere. Çok güzel olur. Hangi yörenin adetiymiş bu Nilüfer? Manyaklaşmayın ya. Of neyse. Ya sonrasında da birkaç tane hava şey patlattık mı harika olacak Sadoş'um. Valla. Ya ne demezsin. Zaten bizim gurme pertev havai fişeği görmesin. Bir lokma bile ağzına koymaz. Bir lokma. Allah'ı fikir versin. Hadi abi hadi. Nerede? Hadi abi. Abi hadi ya niye durdun? Ali ben bittim. Sen devam et. Ya abi hadi ya. Al gözünü seveyim. Ya bak zamanla yarışıyoruz şurada. Ya Pelin bir delilik yaparsa? Oğlum dur. Dur bir nefes alayım ya. Nefes aldığım yerlerim değişti. Bak böyle sıkış. Ay. Abi almayı ver 2 dakika nefes. Ben sana taksiyi bilelim dedim. Sen bende para yok dedin. Bende olacak hali yok ya. Tamam neyse. Sen bu ada parsel numarasını falan biliyorsun değil mi mezarlığın? Dur. Konsantre olmam lazım. Aklımda 2 tane parsel numarası var. Böyle bir problemimiz var yani. Abi sana evde falan bakıyorlar ya. Cidden büyük sevaba giriyorlar yeminle. Yavaş götür dökme de. Merhaba. Size de merhaba. Ya ben bir çay alabilir miyim? Çay. Ama organik olsun. Organik? Ha içine de limon ama tıraş olmasın. Böyle fresh, taze, küçük bir dilim olsun lütfen. Bir dakika. Sen şimdi hep çay istiyorsun. Hem de organik olacak. Hem de içine taze limon öyle mi? Mümkünse evet. Arkadaşım bir demet de nane koyayım içine. Vazo şeklinde sunayım sana olur mu? Çok komiksin. Sadece limon yeterli. Ya bu arada... Ya benim şu telefonumun şarjı çok azaldı da sizden rica edeceğim. Bir dakika. Ters koymuşum çantayı da. Şunu bir prize takar mısın rica etsem? O işte mümkün değil. Sebep?
Bizde sanayi ceyranı vardı onda. Sanayi ceyranı mı? Ne alaka ya? Burası çay ocağı, fabrika olsa anlayacağım da. Sen neyi alıyorsun ki zaten? Hem çay istiyorsun organik olacak. Hem de içine taze limon istiyorsun. Bir de o şey vardı. Bir şey neydi o? Tranş, tranş. Ya tranş bir iş işte. Hem de ondan olmasın diyor. Bu kadar alengirli iş böyle şebeke ceyranıyla döner mi kardeş? Neyse. Tamam. Telefonun şarjı biraz daha idare eder artık herhalde. Ver bakayım. Ha? Bakayım şarjına bakayım. İdare eder mi? Bu şarj sana yeter. Böyle 3G 1G kovalamazsan, sosyal medyaya da takılmazsan bu şarj sana gider. Ne bileyim yani alo işini yap kapat. Yani atla deve değil ya ayarı yerden kesin yeter. Tamam sen ver bakayım bunu. Dur bir dakika ya mesajlara girdi. Aa ne yapıyorsun sen ya? Dur bir dakika ya. Ekranda dokununca kaymak gibi he. Allah bir de arıyor. Ne? Özel hayata müdahale edin bu. Versene şu telefonu bana. Açtı zaten. Alo. Kusura bakmayın yanlışlıkla aradık. Bir durum yok keyfinize bakın. Kimi evet. Aradın? Ver şu telefonu. Arkadaş bir dakika ben hallediyorum. Sen niye panik oldun? Neyi hallediyorsun? Alo. Arkadaşım kusura bakma yanlışlık oldu. Evet. Bunu ver. Ne yapayım savcıyı sana kimse? Bana faydan ne arkadaşım? Hakim mi sen? Hakim beyim aradın. Bir dakika ya. Evet. Bak hala laf anlamıyorsun sen. Ya git gibi şikayet ediyorsan etme kardeşim. Ne laf anlama düdüksün sen be düdük. Al şunu be. Ne biçim çevren var senin de be. İsa'da biraz edep erkan olur. Görüyor musun? Adam meşgule attı işte. Alır tabii meşgule. Çünkü edepsizlik teki. Laf anlamıyor. Neyse. Ne yapalım olan oldu. Gidip makamında ziyaret edeceğiz artık. Bence de git makamında haddini bildir. Sana diyorum sana. Şişt, yeter. Hadi git. Hayret bir şey. Beni buluyor böyleleri de be. Ay. Efendim. Alo. Pelin Hanım. Benim Niyaz. Niyaz değil canım. Niyaz. Aşk olsun. Yalnız şu an hiç sırası değil Niyaz. Biliyorum. Bugün özel bir gün. Ama işte ben de bu özel günde insaniyet namına size bir şey söylemek zorundayım. Vallahi Pelin Hanım böyle uykularım kaçıyor, rüyalarıma giriyor. Bunu size söyleyemezsem hiç rahat edemeyeceğim. Hadi söyle. Vallahi yastığımın altında kuru ekmek bile koydum. Anneannem derdi böyle uykum kaçınca yastığının altına kuru ekmek koy diye. Ama o bile kâr etmedi inanın ya. Uzatma Niyaz. Neyi söylemeden duramıyorsan onu söyle. Peki tamam söylüyorum. Mihrap Hanım'a kızmayın. Ya bu son yaşanan olaylarda dışarıdan bakıldığında Mihrap Hanım böyle haksız gibi görünüyor ama aslında değil. Konuyu biraz açman lazım Niyaz. Ay, utandım şimdi vallahi siz böyle açmak maçmak deyince. Onu demiyorum Niyaz. Konuyu açman lazım. Babam buralardan kaçırtan annem değil mi? Bizi o mahallede sıkıştırıp bırakan da annem değil mi? Yok değil. Nasıl değil? Ya bakın işte onu söyleyemem. Yani isterseniz bağırın çağırın ama onu söyleyemem. Siz sadece şunu bilin Mihrap Hanım suçlu değil. Babam mı peki? Ha onu da söyleyemem. Bakın şöyle diyeyim en iyisi. Her iki tarafta suçlu ya da haksız değil. Siz bunu bilin kafi. Ay söyleyemezsen kapat o zaman Niyaz. Peki iyi günler. İyi günler. Kafa karıştırıcı. Ay tamam. Ay tamam benden buraya kadar ya. Of. Abi 6 kere mola verdik zaten. Ha gayret. Bu mola değil oğlum. Anlamıyor musun? Mümkün olsa depar atmaz mıyım ya? Şaha kalkmaz mıyım? Birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz günlerde. Ama yok. Hem zaten geldik bak şu köşeyi dönünce yokuştan buradır. Mezarlık orada ya. Tamam hadi yürü işte. Abi ne demek istiyorsun sen? Oğlum gelemem. Bu kılıkta nasıl çıkayım rahmetli babamın huzuruna? Nasıl üç kufalı abi elham okuyayım ya? Çıkarsın. Hadi bakmaz senin kılığına falan. Ya, hadi ya yapma ya. Hadi. Ya, çok zaman geçti unutmuştur seni zaten. Ay tamam ya. Tamam ya işte. Hadi sen git. Pelin'i almadan da gelme. Ben beklerim sizi burada. Abi saçmalama ya. Sen şu ada parsel numaralarını söylesene be. 219 ada.
ama bir de 119 var ya. Bilmiyorum ki ben de. Her gelişimde ikinci seferde buluyorum doğru yeri. Tamam o zaman. Ayrılırız. Sen 219'a git, ben 119'a. Tamam? Ha, buyurun, hoş geldiniz. Şöyle alayım isterseniz. Biz dışarıda ekmek arası yapsak çok nefis kokuyor valla. Tabii, nasıl isterseniz. Sametciğim, yardım eder misin? Tabii. Siz dışarı geçin, ben hemen getiriyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun şimdiden. Ah Pelin'im. Benim hırçın kelebeğim. Annen sana çok güzel bir pasta yapıyor. Ulan sünnet falan var diyeceğim ama Ali'nin de yaşı geçti. Artık neyin kafasını yaşıyorlarsa. Buyurun efendim, afiyet olsun. Şşt Samet. Oğlum kokuttun be. Şşt, sınır ihlali yapma genç, yavaş ol. Sizde gördüğüm kadarıyla bir organizasyon hazırlığı var. Pelin'in yaş günüymüş aldığım istihbarata göre. Akşama nezih bir kutlama planlıyoruz. Siz de sünnet organizasyonu falan aldınız galiba. Canım. Bizde uluslararası bir organizasyon var. Basın gelecek. Bayağı bir kalabalık olacak. Sizin şu tezgah mezgah böyle geri çekin de ambiyans bozulmasın be canım. Peki sizin bu dükkandaki AS-250 kamyon havasını ne yapacağız Selim efendi? Ulan oğlum sen süslemeden, zarafetten ne anlarsın be? Şöyle bir alıcı gözüyle baksana be. Bak, uyum desen uyum var. Çekicilik desen çekim gücü gayet yüksek. Çok güzel bir görünüm yarattık biz Sado abimle be. Gözlerim kamaştı. Ya abi yürü git, işim gücüm var benim, lafa tutuyorsun burada. Hadi canım. Şşş lan, atar yapma lan. Allah'ım şuna bak ya. Günün çocuğuna bak ya. Ay dedeciğim. Seninle doğum günümde bunları konuşuyor olmak istemezdim. Seni çok özlüyorum. Eski günlerimizi. Sen şimdi yanımızda olsaydın biz böyle mi olurduk? Herkes bir arada olmadan yemek yenmezdi bizim evimizde. Akşamları babamın gelişini beklemeyi. Bayramlarda dizinin dibinde oturmayız. Sana sarılıp şakalaşmayı o kadar çok özledim ki. Pelinciğim, gelinciğim. Böyle severdin sen beni. Sen benim gözümün yaşını öperdin dede. Seni çok özlüyorum ya. Lan! Selamün aleyküm. Aleyküm selam canım, buyur. Ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım da. Peki ite kopuğa da benzemiyorsun ama. Dayı bir dur Allah, sen zaten Azrail gibi çıktın karşıma, ödüm içtim sistemime karıştı ya. Git git, elinde sonunda geleceğin yer burası zaten, etrafta mı? Bacım bir bakar mısın ya? Ben yeğenimi arıyorum, gördün mü acaba ya? Numarası yok mu? Var, vardı da anasına mı kızmış, ne kapatmış, ulaşılamıyor ya. Senin yanında kimsen yok mu? Benim? Vardı. Ya biz ikiye bölündük. O tarafa bakıyor, ben bu tarafa bakıyorum. Ya neyse boş ver bunu, sen yeğenimi gördün mü ya? Böyle güzelce kültürlü bir kızdır. Bah bah bah, başın sağ olsun. Sana da geçmiş olsun. Ama ne? Deli midir, manyak mıdır, nedir ya? Bana niye geçmiş olsun? Peki ne bizim bu halimiz? Annem bencilce davranıyor. Babam uzaklara gidiyor. Bir yandan Niyaz arıyor, yok öyle değil ama böyle de değil. Annen suçu değil diye saçmalıyor. Dede kafam allak bullak. Anneme kızgınlığım da geçmiyor bir türlü. Babam da çekti gitti. Her şey niye bu kadar zor dede? Bak ya, bak ya, ulan insanda birazcık bir göz şeysi olur ya. Yani birazcık estetik, birazcık bir şey ya.
Selim! Efendim abi? Senin bu ne? Ne abi? Aynı karakterin gibi aralarda hep böyle boşluklar bırakmışsın. Böyle şey olur mu ya? Abi fazla abartıya kaçmayayım diye düşündüm ama. Apo! Apo hepsini bir yere toplama oğlum. Serpiştir. Dükkanın bütün dışını olduğu gibi süsler. Serpiştir. Hadi oğlum hadi. Ne oldu lan? Tabure meselesini konuştun mu bunlarla? İnşallah inat etmiyorlardır. Yok abi inat etmiyor. Baksana topluyor zaten. Bak. Şöyle yola gelsinler biraz. Abi tutmuyor bunlar. En iyisi bantla yapıştırmak. Hem çıkartırken bize de rahatlık olur. Yap oğlum yap yap yap. Görüyorsun değil mi bak. Ne kadar tembel anne olduğunu görüyor musun? Bantlayacak. Evrem yavru kuşum benim. Gel gel annene gel. Nasıl geçti havuz? Çok eğlendim. Bir sürü havuzu da aldım. Aferin sana. Karnın acıktı mı? Şöyle balık ekmek yapayım mı? İstemiyorum. Abi bant getireyim mi? Ne dersin ha? Apo bak asabımın şarjı bitmek üzere artık. Ulan bantla yapıştır çivine. Bir şey yap gözüm görmesin hadi. Oğlum gerginliğe mahal verme. Adamın sinirlerine akşam ihtiyacımız var. Hadi hadi yap. Tamam abi ben o zaman içeriden bant alıp geleyim ha. Bizi de maymun ettiniz sonunda. Aa anne bak Sada amcam balon satıyor. Hiç sanmam. Onun kafası karışmıştır. Emre balon vereyim mi oğlum sana bir tane? Çocuk balon yaşını çoktan geçti. Apo. Gel al lan şunları. Emrem istersen Asuman ablanla git ne dersin? Aydın amca çizgi film seyretmek için seni bekliyormuş. Oley çizgi film. Hadi bakalım arkadaşın seni bekler Emre Kuş. Hadi hadi güle güle. Şey aslında yani bu şeyler balonlar benim değil yani. Apo şey edecekti onları duvara şey edecekti de bant bulamadı yani. Diyeceğim şey ki o bu şeyler balonlar benim değil yani öyle yani. Bundan bana ne Sado? Doğru. Öyle de. Apo! Al lan şunları götür. Pelin. Allah Allah. Beni yalnız bırakır mısın lütfen? Bak şey ben dayından öğrendim burada olduğunu. Çok merak ettim seni. Kendine bir şey yapmandan korktum. Kibarca beni yalnız bırakır mısın dedim. Sen ayrıca beni niye merak ediyorsun? İnsanlar önemsediklerini merak ederler. Hayatlarından endişe eder. Kaybetmek istemez. Hani öyle duygular vardır ya. İyi. Ebedi tesellim bittiyse gidebilirsin artık. Gideceğim ama bir şey söylemene izin ver olur mu? İstemeden kulak misafiri oldum. Ailenle yaşadıkların zor. Biliyorum ben senin gibi felsefeden falan da anlamam. Ama şunu bil ki hayatta telafisi olmayan tek şey ölüm. Senin ailen hayatta. Bu çok önemli. Sorun ne olursa olsun konuşup çözebilirsin. Ben annemi de babamı da kaybettim. Keşke yanımda olsalardı da şu an sorunlarımız için konuşabiliyor olsaydık. Onların kıymetini bil. Hiçbir şey senden ve ailenden önemli değil. Hiçbir şey kaybedince geri gelmiyor. Bunu bilmeni istedim sadece. Ali. Yanımda kal. Samet. Ne yapıyorsun oğlum?
Niye kaldırıyorsun masaları? He? Vallahi senin elemanlar sizin tezgahı ve saz arkadaşlarını belediyenin katiyetle çizdiği hudutların dışına konuşlandırıyor Mihrap abla. Sana ne bundan? Belediye başkanı mısın sen? Harita mühendisi misin? Sınır muhafızı mısın? Yürü git işine. Ya Mihrap abla, ben de patronum Sado'nun talimatıyla şey yaptım ya. Bak o patronuna söyle. Burada fazla gördüğü ne varsa gelip bana göstersin. Onun kafasının hudutlarına fırlatıp atayım. Tabii. Hepsini geri yerleştir buraya. Milim oynatma. Hatta yayıl şöyle, müşteri rahat etsin. Tamam abla. Bizim Karabatak'tan haber var mı? Yok abla, kayıp. Aşıktan bir yerlerde düşüp bayılmıştır. Kendine gelince gene gelip cama yapışır Batoz. Dediğim gibi, milim oynatmayacaksın buradan. Tamam abla. Şu bizim naburum karısı var ya, sen git Hatice'nin kapısına bas bas bağır. Neymiş efendim? Bilumum organizma yüklü. Halıydı, yaygıydı, ne varsa tepesinden aşağı sallayasıymış. O da efendim balkonda çay içesiymiş. İçeri gidip kocasına söyleyesiymiş. Kocası da çift deliği alıp gelip onun kocasını vurasıymış. Bak 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 bak. Bak tehditlere bak sen. Ortalık birden karışmaz mı? Ondan sonra da Hatice naburun karısına kümese kapatmış. Ah, sen nereden biliyorsun? Patlıcan söylerken anlattın ya kız. Bir dakika beyefendi, affedersiniz. Sado balığı mı arıyordunuz? Hayır, balık sevmem ben. Gurme değil misin kardeşim sen? Yo, dozer operatörüyüm ben. Bak çek dozerini git. Kenarını kapatma durup dururken, bir de beni heyecanlandırma buraya. Dozer operatörüymüş. Hoş geldiniz Nevesen. Hakimler gelmiş. Sadoş'um bakar mısın? Demet Bey hoş geldiniz. Buyurun buyurun. En güzel masayı hazırladım size. Buyurun lütfen. Merhabalar. Selim. Hah. Gözünü dört açıyorsun değil mi? Ayıpsın abi. Şahin gibi pusudayım. Vallahi gurmeyi gördüğüm gibi kapıp önüne atacağım. Peki sen bu herifin yüzünü tanıyor musun? Yo. De abi, gurme kendini belli eder değil mi? Olur mu lan öyle şey? Ha? Bak. Al. Hatta sende kalabilir bu resim. Aradığımız adam bu. Abi kim bu tipi tip ya? Oğlum aradığımız gurme bu işte. Nilüfer yengen şeyden indirmiş. İnternetten. Sende kalsın. Ha, robot resim. Tamam abi. İş bende, sen merak etme. Ay gurme abime bak be. Ulan biz de iyice yanar döner olduk. Şu hale bak. Allah sonumuzu hayır eyleye be. Ulan Sadoş ne be? Terlik markası gibi, artık yeni bir şey bul. Değiştir şunu be kardeşim ya. Şunları da yak da bari bir işe yarasın oğlum, madem oraya diktik. Tamam abi, tamam. Geldim, geldim. Ay, pastamız da tamamdır. Oh. Ay. Ah. Çok şükür. Yoruldum vallahi, biraz oturacağım. Ah. Ah. Ah Asuman, gel. Ne yapıyor, Emre oynuyor mu? Evet, annemle birlikte evde oyun oynuyorlar Mihrap abla. Ya abla. Heh. Bir şey soracağım. Sor. Ya bu Maksut neden böyle bir adam? Yani ne bileyim, kötü biri demek istemedim de. Tam tersi yani. Ben onun o iri göğüs kafesinin altında pamuk gibi bir kaybı olduğuna inanıyorum mesela. Ama dışa vurumcu değil. Ne bileyim yani. Aşıksın yani. Sana bakmıyor yani. Ah Asuman. Aşk ipe sapa gelmez bir şeydir. Bazen yakın, bazen çok uzakta. Ama her daim ulaşılmaz. İlkbahardır aşk. Başka mevsimi sevmez. Kışı ayrılıktır. Üşütür insanın içini. Ama hayatın daha güzel hediyeleri vardır. Gözünle görebildiğin, kokusunu unutamadığın, her koşulda affedebildiğin,
yanında olmasa bile nefesini hissedebildiğin dünyanın en büyük aşkı evlat sevgisidir. Bir anne için en büyük aşk evlat sevgisidir. Koşulsuz sevgidir çünkü. Aşk için kalbin yanar ama evlat için dünyayı yakarsın. Ha, bu Pelin de nerede kaldı ya? Ek dersi var herhalde, o yüzden gecikti. Merak etme Mihrap abla, gelir birazdan. Hem gelince nasıl sevinecek değil mi? Ha? Acaba Maksud'a ne oldu ki? Acaba başına bir şey mi geldi evde? Hala Maksud diyor ya. Burası olamaz, burası düğün salonu mu ne? Heh. Evet, evet, burası herhalde. Nefis kokular geliyor. Selim. Buyur abi. Nerede kaldı oğlum bu gurme? Yanlışlıkla geçip gitmiş olmasın? Yok aga, nereye geçip gidecek ya? Elimde eşkali var. Selim, şu düştüğümüz hale bak ya. Yani diyorum ki şu balıkçıyı kapatalım. Burayı sirk yaparım daha iyi. Baş hokkabaz ben. Baş palyanço sen. İçeride zaten 3 tane şempanze var. Nilüfer yengeni de küvete sokarız deniz kızı diye. Bu ne? Ay sataşım. Vallahi çok heyecanlıyım ha. Yani öyle hissediyorum ki bu perte pak söz bizim hayatımıza inanılmaz bir renk getirecek. Tabii birileri de avucunu yalayacak. Satoş sen burada ne yapıyorsun? Ben misafirlere içeride 2 saattir nikah şekerlerimizi falan nasıl seçtiğimizi anlatıyorum. Hadi gel. Nilüfer sen galiba konu sıkıntısı çekiyorsun. Biraz daha yaratıcı olsan. Aşk olsun. Hiç de bile. Gayet ilgiyle dinliyorlar beni. Hadi gel. Gel. Deniz kızı efler ya. Aman aman. Beyefendi bir dakika. Ya, affedersiniz. Siz gurme misiniz? Efendim biz de sizi bekliyorduk. Eğer gurmeyseniz biz... Buyurun efendim buraya gelecektiniz. Buyurun. Tövbe tövbe. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Siz Nilüfer Hanım olmalısınız. Efendim, bu mevsimde lüfer bulunmaz ama sardalyamız tazedir. Şöyle alayım sizi isterseniz, buyurun. Pazarlama ve halkla ilişkileri birlikte götürmek zor olmalı. Götürebildiğimiz kadar efendim. Savaş bir mekan. Ama kokular çok güzel. Evet, nasıl bir sunum hazırladınız acaba? Bence önce size özgü bir tatla başlamak iyi olur. Aha, öyle diyorsunuz. O zaman size çeşitlerimizden sırasıyla ikram edelim. Sabırsızlıkla bekliyorum. Yazık, adam rahatsız galiba. Dayım nerede Ali? Aa, onun başına bir şey gelmiş olabilir Pelin, emin değilim. Nasıl yani? Nasıl desem, onun durumu biraz tuhaf da. Bu arada doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Ali, sağ ol. Rica ederim. Neredesiniz kuzularım siz? Pelin, yaban çiçeğim benim, sen neredesin? Tamam. Ne yaptın sen böyle? Tamam. Dayı tamam. Abartmayalım, geldim. Hadi çıkalım hadi. Sen hayırdır böyle?
Ya bu yeni trend böyleymiş Pelin. Artık böyle takılıyormuşuz. Apo! Bay bay. Al şunu, al. Hadi işine bak. Aşkım. Nilüfer, nerede kaldın be? Beni şu saçma sapan arkadaşlarına niye yalnız bırakıyorsun? Ayıp ama öyle deme. Canım, rötuş lazım sık sık. Sonuçta gazeteciler gelecek. Birkaç önemli köşe yazarı gelecek. Baksana, tanıtım çok önemli. Reklam hata yapacağız resmen. Uçuracağız burayı, düşünebiliyor musun? Ay bak gözünü seveyim ne olursun. Böyle yani ulu orta saçma sapan laflar etme, tamam mı? Niye Nilüfer? Ben salak mıyım? Nerede nasıl konuşulacağını bilmiyor mu yani? Aşk olsun, ben şimdi sana salak mı dedim ha? Bu arada ben kendimi halkla ilişkiler ve pazarlama müdüresi olarak tanıttım. Haberin olsun, bozma. Ne de olsa senin için bir şeyler yapıyorum. Oo, kadrolaşma başlamış. Müdürü, amiri. Ne miri? Şimdi dedin. Yok. Diyorum ki bu aşkımıza nazar değecek diye ödüm kopuyor Nilüfer. Allah korusun hayatım, ne diyorsun? Hadi gel gel, ayıp oldu valla. Mezeler hanımcığım. Efendim, size mezelerimizi takdim edeyim. Oh, nefis kokuyor. Levrek değil mi bu? Ta kendisi. Sosu özeldir. Rahmetli babamın tarifi. Ellerinize sağlık. Bu da mantarlı balık yahnisi. Oh. Bu da defne yatağında buğulama. Buralarda kolay bulunmaz. Bu da son olarak baharatlı somon. Oho. Adeta bir şölen hazırlamışsınız bana. Afiyetler olsun efendim. Sağ olun. Abi gelen giden yok mu? Yok oğlum, yok. Oğlum bence biz yanlış yapıyoruz ya. Gurme dediğin adam öyle elini kolunu sallayarak gelmez ki. Abi Nilüfer yenge keşke arabasını eşkalini alsaydı. Lan Apo, lan çok doğru bir şey dedin lan. Al şu fotoğrafı, sokağın sonuna doğru git. Gelip duran arabaların içini bir kontrol et, tamam? Hadi. Hemen hadi, abi. Hadi koçum, hadi. Ben de bakmaya devam edeyim ama. Ay abla, bu adam sonra bizde yemesin. Aman sen de, belli ki acıkmış. Mihrap abla, bu adam doymayacak belli. Ben en iyisi 10-15 tane lahmacun yaptırıp getireyim. Adama ancak karbonhidrat patlar. Abartma, abartma. Servetciğim, çok acayip bir şeyle karşılaştım. Anlatılır gibi değil. Tırnaklarımı da parmaklarımı da yedim. Soru sorup durma. Sana adresi vereceğim. Atla gel, tamam mı? Selim. Buyur abi. Nerede kaldı lan bu kurme? Gidin bir etrafı dolanın. Belki de adresi bulamadı. Abi ben de aynı şeyi düşündüm. Bir baksın diye Apo'ya gönderdim. Allah'ım yarabbim ya. Ha? Yok abi yok. Sokağın başındaki arabaların yakına girdim. Tek tek fotoladım. O eşkaldi. Kimse yok abi. Allah'ım yarabbim ya. Lan niye bekliyorsun o zaman? Ben gelmeliyim burada ya. Ay sadıçım, nerede kaldı bu adam, anlamıyorum ki yani. Acaba yolu filan mı bulamadı ha? Hayır bir şey değil. İçeridekiler hep onu soruyor. Ne yapayım Nilüfer? Görmüyor musun? Herkes teyakkuzda zaten. Sadıçım, yani adam ne de olsa biraz medyatik ya. Acaba böyle ağırdan falan mı almak istiyor, ne dersin? Astorist gibi sonradan gelecek. Ya bırak Nilüfer, bırak Allah aşkına. Ajda olsa şimdiye kadar çoktan gelmişti be. Bağırma canım, bağırma. Afiyet olsun. Şöyle bir de buyurun bakalım. Nasıl? Muhteşem. Pratik. Hadi gel yaratıcı. Gel, ayıp oldu valla. Hanımefendi. Mübalağa etmiyorum. Siz bir sanatçısınız. Bu ellerin marifetlerini tarif etmek imkansız. Yok estağfurullah, mahcup ediyorsunuz beni. Sağ olun, sağ olun. Samet, bir buğulama getirir misin beyefendiye? Bir de ondan tatsın bakalım. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Kim ulan bu lavuk? Abi bu gurme gelmeyecek galiba. Lan öldürürüm lan ben bunu. Sadu, bırakın lan. Sadu yapma ya. Bırakın lan. Dur. Hayatta tattığım en güzel mezeler bunlar.
Afiyet olsun. Biz de aile geleneğidir efendim. Ha. Bir de şunu tavsiye edeceğim. Ver, buyurun. Ver, 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 ver. Öleceksek böyle ölelim. Ay Sadoş'um. Ama bırak Allah'ından bulsun Allah aşkına o mihrap. Hem sen niye bu kadar sinirleniyorsun onu anlamadım yani. Şahane ya evet. Lan bak yıkarım dükkanını ha. Yemin ediyorum yakarım. Bak bu, bu dükkanı yakarım, bu sokağı yakarım. Mahalleyi, kasabayı... Dur, dur abi. Abi. Allah. Allah. Dur abi ne yapıyorsun ya? Yakacaksın onu buranı ya Sado ya. Lan burada bizim mahallede manitacılık yapmaya utanmıyor mu lan sen? Ne oluyor Sado sana? Müşterime durduk yere niye saldırıyorsun? Çekil buradan derhal. Bana bak bu herif burayı terk etmeden hayatta terk et. Bana bak çok ileri gidiyorsun senin yolun yol değil. Bana bak ben bu yolda gerekirse ölürüm. Mizra o benim nişanım nasıl konuşuyorsun öyle? Nilüfer gördüğün gibi Sado'yla pek konuşulmuyor. Al Sadoşko'nu götür buradan. Ben böyle hünerli emekçi ellere ezdirmem. Ben gurmeyim. Gurme mi? Gurme pertev hak söz. Ah kusura bakmayın. Valla ufak tefek kusurlarımızı gurmezden gelin. Mesleğinizi ateşe attınız valla. Sayın Gurme Pertev Bey, biz sabahtan beri sizi bekliyoruz vallahi yani. Ama siz... Olacak iş değil be. Ulan biz senin için sabahtan beri hazırlık yapıyoruz. Dükkana balonlar asılsın, meşaleler yansın, kırmızı yolluklar. Biz beyefendiyi beklerken sen gel mihrabın dükkanına çök. Az kalsın senin yüzünden çocuklara bir de disko topu aldırıyordum rezil herif. Sen buraya yemek yemeye mi geldin milletin eli ayağını öpüp millete sarkma yapacaksın? Dur abicim dur. Bükemediğin eli öpeceksin öfkeli adam. Bana bak sakin adam senin şimdi elini ayağını kırın. Çekilin be müşterimi yiyeceksiniz. Bir kere o benim buradan kimseye kaptırmam. Ne olursa olsun benim müşterimi ezdirmem. Vermem Allah vermem benim o. Ben özgür bir gurmeyim. Damak tadımı size soracak değilim. Ne ayaksın lan sen ibin iç ha? Hayatım gazeteciler falan geldi. İstersen susalım. Üçüncü sayfa haberi olacak. Vallahi skandal. Gülümseyin. Can güvenliğim yok efendim. Ben böyle çalışamam. Yediklerimin hepsi burnumdan gelecek neredeyse. Ya Allah aşkınıza bari siz susun. Görüyorsunuz ortalık karışık. Allah aşkına çak 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 çekmeyin ya. Tavşan olduk burada. Çekin lan buradan. Çek sen de çekil şuradan. Sen de çekil. Selim çekil şuradan. Söyle bakalım. Müşterime durup dururken niye saldırıyorsun? Derdin ne? Bu gözler her şeyi gördü Mihrab Hanım. Her şeye tanık oldu. Allah Allah. Neye tanık olmuş bakalım? Bir takım buseler, el öpmeler, cilveleşmeler falan. Sana ne Sado? Sana ne? Evet. Gerçekten de. Sana ne Sado? Cevap versene. Gakkuk. Cevap ver. Gakkuk dedik ya. Beyler, Mihrab ablanın dükkanında hiç hesap edemediğim olaylar dönüyor. Nasıl yani? Ne oluyor ki? Anlat bakayım. Gazeteciler falan var. Nasıl gazeteci bunlar? Araştırmacı gazeteci mi, soruşturmacı gazeteci mi yoksa düz gazeteci mi? Onu bilemem ama büyük bir olay var sanırım. Abuy, ister misin Mihrab abla Maksut'u yakalayıp buğulama falan yapmış olsun? Böyle patatesli defne yapraklı falan. Yok be aga, Maksut'ta buğulama falan olmaz. O da yavrulu fazla. Güzel ızgara olur böyle. Doğru. Ama Maksut'un etini önce terbiye yapıp ele pişirmek lazım. Yoksa sert düşer. Ya sıfırı mı yediniz be? Olay var diyorum. Sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun? Aydel abi, kötü bir şey olmasın. Ne diyorsunuz beyler? Kime kötü bir şey olacak? Söylesek mi? Deviyle bunun ağzı da baklası da baz ama sana bırakıyorum ben karışmam. Bence de söylemeyelim, kalsın gerek yok. Neden bahsediyorsunuz be? Bana bakın. Yoksa benden bir şey mi saklıyorsunuz ha? Bak abi, kol kırılır yen içinde kalır. Haksız mıyım? Evet, öyle olur. Ha işte, biz de diyoruz ki kesin Pelin'in başına bir şey geldi. Pelin'e ne olacak ki? Pelin bir mektup bırakıp kaçmış. Hadi be. Kapalı çarşıdaydım ben sabahtan beri. Altın düştü, piyasalar dalgalı. Nasıl kaçmış ya Allah Allah. Dedik ya bir mektup bırakıp kaçmış. Mihrap ablanın da haberi yok. Hadi ya. Evet. Maksut abi sabah ben gidip bulup getiririm demiş ama ayıyla beraber gitmişler demek ki bulamadılar. Onu bilemem ama Mihrap ablanın dükkanının önünde bir gerginlik. Hallerde bir katsayı artışı. Bir bakalım diyorum. Yürüyün o zaman belki bir faydamız dokunur. Hadi. Al şunları. Kaldır bakayım.
Benim dükkanım beni ilgilendirir Sado, seni değil. Nedenmiş o? Biz bu mahallenin adamı değil miyiz? Yanlış bir şey görürse elbette müdahale edeceğiz. Ay tamam Sado, uğraşma ne olursun ya. Alıp gurmemizi gidelim biz hadi. Gitmem ben sizinle, gitmem. Hanımefendi bir şey söylesenize. Gitmem ben, burada kalacağım. Hadi bakalım. Kış 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 kış. Ya ne yapıyorum, kaz mı kovalıyorum? Siz de gitmeyin canım, zorla gurmelik olmaz ki. Ay Sado şu, bir şey söylesene şu kadına, gurmemi vermiyor. Nilüfer, Allah aşkına bir sus. Bak vallahi seni vururum ha. Buradaki herkesi tek tek vururum. En son kendimi vururum. Ardıma bile bakmadan basar giderim. Atma Sado. Atma canım, atma. Hadi Nilüfer'cim. Sadoşko'nu al götür. Bak öfkeli kalabalık çoğaldı. Tutamayabilirim ona göre. Hadi, hadi gidelim yürü. Hadi kardeşim, açın onu be. Allah Allah sizde. Sanki film çekiyorlar ya. Terliklerin de şahaneymiş. Yürüme. Ay dayı yavaş. Birazcık da sen çek. Çocuklar tamam siz gidin dükkana ya. Ben bu kılıkta kimseye gözükmek istemiyorum. Abi bir şey olmaz, toplum böyle kabullendi zaten seni. Hadi ama dayı ya, bak geç kalıyoruz. Annem merak etmiş, 50 defa aramış kadın zaten hadi. Ya kızım patlamış kek gibi gözükmüyor muyum böyle, utanıyorum işte ya. Hayır görünmüyor. Daha fit ya. Duruyorsun hatta evet. Evet. O gayret. Taşlar batıyor da. Tamam parmak ucuna bas. Alışmadım mı ya saatlerde bu şekilde? Bak canım, de bu kadar. Merhaba abla, çok üzüldük valla. Olay bayağı büyümüş. Pelin neredeymiş, bulabildiniz mi bari? Ne diyorsun be, ne Pelin'i? Pelin ne? O Pelin okulda. Birazdan gelir, arkadaşlarına takılmıştır. Valla hepiniz çipleri yaktınız. Ya. Yok abla, yani Pelin mektup bırakmış, evden kaçmış. Maksut abi de yana yakıla onu arıyormuş. Millet öyle söyledi. Ne? Ne kaç? Ne diyorsunuz? Ne kaçmasın? Pelin Maksut mu? Ne? Ablacığım, Pelin mektup bırakıp evden kaçmış. Mektubu da Maksut abi bulmuş. Sen öyle demedin mi Arman? Allah belanı vermesin Osman. Bütün olayı pat diye özetledin. Aferin. Pelin Abi. Ana. Ulan ayıptır be. Açıkça milletin gözü önünde cilveleşiyorlar be. Abi durum farklı, dur bir. Pelin gitmiş, bir terk etmiş. Ne? Pelin terk etmiş mi? Ablam iyi misin? Mehrem ablam. Lan çabuk lan. Doktor ambulans çağırın lan. Sadoş'um. Ay sana ne? Bırak Allah aşkına, ne halleri varsa görsünler. Bizi istemeyen gurmeyi biz hiç istemeyiz. Ya bir dur be Nilüfer ya. Niye herkesin içinde bağırıyorsun bana Sadoş ha? Kalbimi kırdın yani, paramparça şu an. Gidiyorum ben. Git. Bak gerçekten gidiyorum. Tamam git. Tamam. Dükkana gidiyorum. Kendimi gaza vereceğim. Beni artık intiharlar patlar. Ya Nilüfer bir dur ya. Bir dur be Nilüfer ya. Lan hadi lan işinize gidin de bana. Anladın mı sana? Ambulans meşgul olur mu be? Bu ne ya? Annem resmen arama emri çıkarmış benim için. Neredesiniz siz ya? Neredesiniz? Ya kadın yüreğine indi, bayıldı. Sana kimi getirdim abla? Aa, bu değil ya. Bu nereden çıktı? Ya yürü kardeşim tamam yürü yürü. Gelsene kızım. Pelin. Sen beni öldürecek misin? Niye böyle bir şey yapıyorsun sen? Hiç beni düşünmüyor musun? Ben sensiz ne yaparım ya? Hayatımın anlamı gel. Hadi hadi biz de boşaltalım biraz. Ana kız yalnız kalsın. Çıkın. Çıkın. Hadi hadi. Temenni.
Gel. Gel otur şöyle. Bak kızım. Ne babam ne de ben sizi mutsuz edecek hiçbir kararı almayız, biliyorsun. Biliyorum. Dayımla konuştuk biz biraz. O belgeyi imzalamam babanın problemini çözmeyecekti. Bunu size bir türlü söyleyemedim. Ama bunun için ne beni ne babanı suçlama. Yani öyle olması gerekiyordu. Ya bu kararda benim vermem gerekiyordu. Baban giderken sizi bir yalan söylediyse gerçeği cesaret edemediği için, sizi mutsuz etmek istemediği için söyleyemedim. Ama sen beni yanlış anladın. Anne, tamam. Yani zor da olsa anladım ben gerçeği. Biraz fazla duygusallık yaptım galiba. Seni anlamadan, dinlemeden yargıladım ben. Anne, sen bu dünyanın en güzel, en fedakar annesisin. Beni affedecek misin? Bugün yüzme kursu vardı ya. Yorgunluktan gülümserlerde uyuyakalmış yavrucak. Ay. Pastandan ayırmayı unutma. Vallahi 6 ay küser konuşmaz. Küsmez mi? Küser tabii. Maksut efendi. Giydiklerin yakışmış da. Benim bornoza ne oldu? Abla yani şeyken şey oldu. Öyle şey oldu yani. Ya yani vallahi öyle... bu tablo karşısında kendimi tutamayacağım Pelin Hanım. Yani annenizle barıştığınızda mı duygulanayım? Yoksa iyi ki doğmuşsunuz, ona mı sevineyim? Bilemedim, böyle sevinçli bir telaş içindeyim. Sağ ol ya. Niyaz, geç şöyle otur otur hadi. Duygularını bir sıraya diz, zira bunaldık. Peki, doğum gününüz kutlu olsun Pelin Hanım. Çok teşekkür ederim, çok naziksin. Rica ederim. Bu mutlu anı basında ölümsüzleştirelim. Herkes gülümsüyor. Çekiyorum. Abi, istersen dükkana gel. Nülüfer yengeyi sakinleştirdim.